Allah'ın izniyle bu kervan aynen böyle yürüyecek. Bu millet hükümetine sahip çıkıyor. Bu millet partisi ne olursa olsun, etnik kökeni, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, işte burada demokrasiye sahip çıkıyor. Milli iradeye sahip çıkıyor. Ülkesine, istikbaline sahip çıkıyor. Bugün buradan dünyaya ses verdiğiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bugün burada milli iradeye sahip çıktığınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Aşkınız, sevdanız, muhabbetiniz için, ahde vefanız için sizleri kutluyorum. Ben biliyorum ki 17 gün boyunca Türkiye'nin her köşesinde, dünyanın her şehrinde milyonlarca, milyarlarca kardeşim bütün kalbiyle bizlere dua etti. Ben biliyorum ki nineler, dedeler, anneler, babalar, hatta çocuklar kimi zaman açıktan bizler için, hükümeti için, ülkelerinin huzuru için el açıp dua etti, yakardı. Benim milletim, Türkiye'nin aziz milleti meselelere sadece gözüyle değil, kalp gözüyle bakar. Benim milletimin kalp gözü açıktır. Siz oynanan oyunu gördünüz. Siz kurulan tuzağı hissettiniz. Siz yapılan saldırıların hedefini anladınız. İşte bugün siz bu meydanda tek bir gönül olarak, tek bir yürek olarak o çirkin oyunu, o alçak tuzağı, o haince saldırıları bozuyor. Millet burada diye tüm dünyaya haykırıyorsunuz. Biz 10,5 yıldır milletimizin tamamıyla, her kesimden insanımızla birlikte Türkiye'yi ekonomide, demokraside, hak ve özgürlüklerde dünyanın en güçlü, en ileri ülkelerinden biri haline getirmenin mücadelesini verdik. Sevgili kardeşlerim, geleceği birlikte kurmak için hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese biz el uzattık ama birileri bize yumruk uzattı. Yumruk uzatanla toka yapılabilir mi? Ne yazık ki bunun talihsizliği içerisinde işte bugün buradan itibaren artık yola çıktık. Sincan'da başladık. Şimdi bu aynı zamanda Mart 2014 seçimlerinin yerel kampanyasının ilk adımıdır. Bu anlayışla Türkiye'de çok uzun zamandır hasreti çekilen birlik ve beraberliği biz bu sürede tesis ettik. Milletimizin tamamı yönünü aynı istikamete döndü. Aynı hedeflere yöneldi. Aynı heyecanları duydu. Kimsenin şu gördüğünüz tarihi birliği bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Kimsenin Türkiye'nin yeniden sokak sokak, köy köy, şehir şehir, bölge bölge ayırmasına, ayrılmasına, birbirine düşman edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.
Çünkü biz birlikte Türkiye'yiz. Kimse bu birliği zedeleyemeyecek. İnşallah hepsinin hevesleri kursaklarında kalacak. Sevgili kardeşlerim, sevgili Ankaralılar, bizim millet olarak öyle bir direniş tarzımız vardır ki tüm direnişleri bastırır, tüm oyunları bozar, tüm tuzakları alt üst eder. Biz doğada yakarış ile direniriz. Biz sükut ederek, susarak, sabrederek Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyerek direniriz. Ama onlar bunu anlamaz. Biz 27 Mayıs'ın karanlığını işte böyle bir direnişle açtık. Biz 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın, 27 Nisan'ın karanlığını işte böyle bir direnişle açtık. Birileri gibi sokaklara dökülenlerden olmadık. Birileri gibi eline taş alan, molotof kokteyli alanlardan, sapan alanlardan olmadık. Birileri gibi gece yarılarına kadar kornalarına basarak gürültü kirliliği yapanlardan olmadık. Tencere tava çalarak komşusunu rahatsız edenlerden olmadık. Bunlar mı çevreci? Bunun adı gürültü kirliliği. Çevrecilikte gürültü kirliliği var. Çevrecilikte görüntü kirliliği var. Bunların neresi çevreci ya? Bunların derdi başka. Çapulcudan çok rahatsız olmuşlar. Dedim ki bana gelenlere, bak dedim size, ben Türk Dil Kurumu'nun lügatinden okuyorum. Düzeni bozma gayreti içerisinde olanlara çapulcu denir.